Merhaba çocuklar, derse hoş geldiniz. Bugün sizinle derste üzüm yiyelim mi? Hı? Meyve seviyor musun? Evet, meyveler çok güzel değil mi? Meyvelerde doğal şeker var çocuklar. Bol bol meyve yiyelim. Üzüm. Şimdi üzümlerimiz burada dursun. Canımız istedikçe yeriz. Siz de alın yanınıza bir üzüm. Tamam mı? Evet. Afiyet olsun size de. O zaman çocuklar sizinle bugün horozun da çıkardığı gibi sesi. Evet çocuklar, ü sesi. Üzüm. İçinde ü sesi var mı? Peki kaç tane ü sesi var içinde? Aferin sana. 2 tane var. Evet. Peki şuna bakalım. 3. 3 veya bu şekilde 3 veya bu şekilde 3, nasıl istersek. 3 3 3. Hangi sesle başlıyor? Evet, ü sesiyle başlıyor. Aferin. Yapıştıralım ilk kutucuğa. Buraya. Peki geldik buraya. Ütü. Ütü. Hangi sesle başlıyor? Evet, ü sesiyle başlıyor. Aferin. Peki ütü. Hangi sesle bitiyor? Ütü. Evet, ü sesiyle bitiyor. Aferin. Geldik buraya. Güneş. Güneş sımsıcak içimizi ısıtır. Güneş. Hangi sesle başlıyor? G, g, g. Evet, güneş. İçinde ü sesi var mı? Evet, ortasında güneş. Ü sesi ortasında. Evet çocuklar, şimdi bu sesin yazım yönünü öğrenelim. Yine tahtaya bakmanızı istiyorum. Evet, bu kısma, bu sarı kısma küçük ü sesini yapıyoruz. Aslında daha önceden biliyorsunuz değil mi? U sesinden. Evet, bu şekilde önce bir u yapıyorum. Sonra çocuklar bunun gözlerini yapıyorum. Bu şekilde ü oluyor. Ü. 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 Bir parmak boşluk. Bu şekilde. Ü. Bir parmak boşluk. Bu şekilde. Ü. Büyük ü sesini yaptığım zaman da yine bu kılavuz çizgilerin olduğu aralığa sığdırıyorum. Yukarıdan başladım. Büyük bir bardak yapıyorum. Evet, hiç elimi kaldırmadım. Ve bir, iki, gözlerini de yaptım. Bu şekilde. Bir parmak boşluk. Bir, iki, üç. Bu sesi unuttuğunuzda aklınıza horozlar gelsin. Tamam mı çocuklar? Şimdi sizinle beraber göz yapalım mı ü sesine? Hadi yapalım. Şöyle bu küçük ü'müz olsun. Kirpiklerini yapalım. Göz bebeğini yapalım. Bir de büyük ü'yü de yapalım. Ona da böyle kocaman kocaman gözler yapalım. Evet. Bu şekilde de kirpiklerini de yapabilirsiniz. Ben burayı siliyorum çocuklar. Siz de çizdiyseniz. Şimdi bir küçük ü, bir de büyük ü yapalım. Yine satır başına gelin. Küçük ü, büyük ü. Çok kolay. Bir parmak boşluk. Küçük ü, büyük ü. Çocuklar
bizim burada da bir tane horoz var. Sabah 5'te ötüyor biliyor musunuz? Herkesi uyandırmak için herhalde. Doğal alarm. Evet, şimdi ben size kelime söyleyeceğim. Siz de yazacaksınız. Anlaştık mı? Ama önce okuyalım. Hadi. Hop. Oku bakalım. Aferin. Ütü. Evet. Ütü. 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 Evet. Ütü. Ütü. Evet, satır başındayım. Yazıyorum. Ya da önce sen yaz. Bekleyeyim biraz. Hadi biraz bekleyin. Önce sen yaz, sonra ben yazayım. Ü sesini duydum. Önce ü'yü yapıyor o zaman. Ü, tü, tü, ü sesiyle de bitiyor. Ü, tü, ütü, ütü, ütü. Şimdi buradayız. Evet, bu kelimeyi de okuyayım bakalım. Evet, ülkü. 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 Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü. Tanıyor musunuz? Bir kız çocuk ismi olarak da kullanılıyor işte. Ülkü. Ülkü. O zaman bir kız çocuk ismi ise özel isimdir. Özel isimlerin ilk harfini nasıl yapıyordum? Büyük yapıyordum. Aferin sana. Bir parmak boşluk yazıyorum. Gözlerini yapalım. Ülkü. Önce sen yaz, sonra tahtaya bak, tamam mı? Ülkü. Önce sen yazarsan dikte çalışması yapmış oluruz. Ülkü. 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 Buna bakalım şimdi. Hadi oku bakalım. Evet, ünlem, 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 ünlem. Evet, hadi yaz bakalım. Ünlem, ünlem, ünlem. Bekliyorum seni. Hadi güzel güzel yaz bakalım. Ünlem, ünlem. Lam. Yazdın mı? Bir parmak boşluk. Önce ü sesini duydum. Ün. Ün. Le. Lam. Ünlem. Ün. Lam. Ün. Lam. Evet, şimdi bir tane daha çekiyorum. Haydi okuyayım bakalım. Evet, kütük. 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 Çok güzel okuyorsun artık. Fark ettin mi? Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Şimdi bir parmak boşluk bırakıyoruz o zaman. Bir parmak boşluk. Kü, 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 kü. Kü, kü, t, tük, tük. Evet, t sesini duydum. Onu yazıyorum. Kü, tü, ü geliyor yanına. Kü, tük. Hangi sesi bitiyor? Evet, göbeğimize dans ettiren ses değil mi? K, k, kütük, kütük. Yazdın mı? Yazdın mı? Bravo sana. Şimdi bir tane cümle yazıyoruz. Hadi. Bir cümle yazıyoruz. Satır başına gel. Cümleye başladığımda cümlenin ilk harfi nasıl oluyordu? Büyük mü oluyordu? Küçük mü oluyordu? Büyük oluyordu. Aferin sana. Yaz şimdi. Satır başındayım. Ünal. Ünal. Erkek çocuk ismi. Ünal. 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 Yazdın mı? Ben de yazayım. Satırın başındayım. Merhaba Mamo. Mamo da bizi izliyor çocuklar. Ne kadar güzel yazıyorsunuz diyor. Ünal.
Ünal, 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 küllü. Bir parmak boşluk bırak. Küllü, 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 küllü. Yazdın mı? Bravo sana. Bir parmak boşluğu. Kü, kü. Önce kü yazalım. K, ü, kü, kü. Kü, lü. Külü. Ünal, külü. At, at, at. Hadi yaz, bir parmak boşluk. Ünal, külü, at. Ünal, külü, at. 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 Cümlem bitti. Noktamı koydum. Ünal, külü, at. Ünal, külü, at. Evet, yazdın mı? Bravo sana. Şimdi yeni bir cümle. Satır başına gel tekrar. Ümit. 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 Bir erkek çocuk ismi. Ümit. Aha. Ü sesi büyük. Cümleye başlıyorum. Zaten erkek çocuk ismi değil mi çocuklar? Başta olmasa da büyük yazacaktık zaten. Ü. Lezzetli bir ses. Ümit. 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 Evet, yazdın mı? Tamam. Şimdi. Ü. Tü. Ü. Tü. Ütü. Ütü. Ü. Tü. Ütü. Ütü. Bir parmak boşluk. Ü. Ü. Tü. Ütü. Ümit. Ütü. Al. 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 Bir parmak boşluk. Ümit. Ütü. Al. Ümit ne alacakmış? Ümit ne alacakmış? Ütü değil mi? Ümit, ütü, al. Ümit, ütü, al. Ümit, ütü, al. Benimle tekrar edin, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Şimdi tahtayı siliyorum çocuklar. Bir cümle daha yazdıracağım size. Hadi yazın bakalım. Tülin. Tülin. Bir kız çocuk ismi. Tülin. 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 Hadi yaz. Satır başındayım. T sesini büyük yapıyorum. Cümleye başladım. Tü. Tü. Ü sesini duydum. Tü. Li. Sesini duydum. Yazıyorum. Tülin. Tülin. Tülü. 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 Hadi yaz. Tülü. Tülü. Bir parmak boşluk. Bir parmak boşluk. Tü. Tü. Ü. 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 Gık gırk. Tülü. Tülin. Tülü. Tak. 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 T, 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 tak. Tak. Bir parmak boşluk. Tak. T, tak. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Tülin. Tülü. Tak. Tülin. Tülü. Tak. Tülin. Tülü. Tak. Benimle tekrar edin, tamam mı? Eğer okumada hala zorlanıyorsanız çocuklar, videoyu başa alın, bir daha okuyun. Videoyu başa alın, bir daha okuyun. Videoyu başa alın, bir daha okuyun. 3 defa, tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim dediğinizi duydum.
Aferin benim çocuklarıma. Şimdi bu metni asalım. Ve bu metni okuyalım. Evet çocuklar. Bakın. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye'nin kurucusu değil mi çocuklar? Evet, düşmanı yurdumuzdan kovdu. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında kim var? Bu kız kim? Tanıyor musunuz? Manevi evladı Ülkü. Adı Ülkü. Hadi okuyalım bakalım. Ne yazıyor burada? Bakın burada da Atatürk ne yapıyor? Evet, Ülkü'yü salıncakta sallıyor. Şimdi okuyalım. Atatürk. 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 Aferin. Onlar Atatürk ile Ülkü. Evet, Atatürk ile Ülkü. Ünal Atatürk'ü tanı. Ünal Atatürk'ü tanı. O ülkemi kurtaran en ünlü komutan. Aferin sana. Hadi bir daha okuyalım. Ben okuyayım, siz beni dinleyin. Yaslanın arkanıza. Başka bir şeyle uğraşmayın. Sadece beni dinleyin. Atatürk. Onlar Atatürk ile Ülkü. Ünal Atatürk'ü tanı. O ülkemi kurtaran en ünlü komutan. Evet çocuklar, şimdi ben göstereyim, bir de siz okuyun, olur mu? Hadi bakalım. Bekliyorum. Aferin. Çok güzel okudun. Aferin sana. Peki çocuklar, bu dersimizin de sonuna geldik. Yazdığınız yazıları bana Canan Kardeş Öğretmen Instagram hesabından fotoğrafını atabilirsiniz. Bu dersi beğenmeyi, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.